11 ayın sultanı, uzun yaz günlerine rastlayan Ramazan ayında hastalıklara yakalanmamak ve fazla kilolardan kurtulmak için iftar ve sahur öğünlerini iyi değerlendirmek gerekiyor. Ramazan ayında beslenme düzeninin tamamen değişmesi metabolizmayı yavaşlatırken kilo alımını hızlandırabiliyor. Beslenme düzeninin aniden değişmesi ve uzun süren açlıkla birlikte yavaşlayan metabolizma kilo kontrolünü zorlaştırmaktadır. Kızartmalar, hamur işleri, tatlılar ve ağır ana yemeklerden oluşan zengin iftar sofraları, gün içinde kabızlık, hazımsızlık, mide yanması, baş dönmesi, kan şekeri düşüklüğü, halsizlik gibi sorunlara yol açabilmektedir. Gün boyu süren açlığın ardından iftarda mideyi bir anda doldurmak, tansiyon sorunları, mide gerginliği ve kan şekeri yüksekliğine sebep olabilmektedir. Orucu 1-2 su bardak suyla veya tuzsuz peynir, hurma gibi iftari yediklerle açmak daha sağlıklı bir seçenektir. Ana yemeğe hemen geçmeden bir kase ev yapımı çorba içip 15-20 dakika kadar beklenmelidir. Beyin doyma sinyalini 15-20 dakika sonra verdiği için ana yemeğe bu süre beklendikten sonra başlanmalıdır. Uzun süren açlığın etkisiyle hızlı ve yeterince çiğnemeden tüketilen yiyeceği miktarını ve alınan kaloriyi arttırmaktadır. Bu durum hem kilo artışına hem de sindirim sisteminde istenmeyen sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. İftarda çorbadan sonra yemeğe kızartılmadan yapılmış et, tavuk, balık gibi hayvansal proteinle başlamak tokluk hissini arttırmaktadır. Bitkisel protein kaynağı olan kuru fasulye, mercimek, nohut, iç bakla gibi kuru baklagiller içerdikleri vitamin sayesinde ihtiyaç duyulan lifi karşılamaktadır. Sebze yemekleri ve taze yeşilliklerden oluşan salatalarla birlikte tokluk artarken kan şekeri çok hızlı yükselmeyeceği için iftar sofralarında mutlaka bulunmalıdır. İftar sofralarında tatlı ve meyvenin yeri ayrıdır. Ancak burada hangi tatlıları tercih ettiğiniz önemli. Bol şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmek ve mümkünse hafta boyunca değil de birkaç gün aralıklarla tüketmek önerilir. İftar yapıldıktan en az 1 saat sonra tatlıya ya da meyveye geçebilirsiniz. Sahura kalkmadan oruç tutmak gün içinde çabuk acıkılmasına ve aşırı halsizliğe neden olmaktadır. Sahur menüsünde yumurta, peynir, yoğurt, kefir gibi protein kaynaklarına yer vermek gün içerisinde daha uzun süre tok kalınmasını sağlamaktadır. Gece yemek yenileceği için çay, kahve gibi içecekler yerine kuşburnu veya ıhlamur gibi sindirimi ve hazmı kolaylaştıran bitki çayları da tercih edilebilir. Az az ama sık su tüketmek günlük sıvı ihtiyacını karşılayarak sindirimi kolaylaştırması açısından oldukça önemlidir. Ramazanda vücudun yağlanmasını engellemek için spor yapmak önemlidir. Ancak çok fazla efor sarf ettirecek ağır sporlar yapılmamalıdır. İftardan 45 dakika sonra kendinizi yormayacak şekilde hafif hareketler yapabilir. Daha zinde uyanmak için de sahurdan hemen sonra yatmayalım. Ramazanda nasıl sağlıklı beslenir, nasıl formda kalabiliriz hakkında bilgileri sizler için aktardım. Ramazan ayımız güzel geçsin. Merak edilen birçok bilgiyi kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.